Öncelikle kalp yetmezliğinin ilk evrelerini hatırlayalım. Başlarda tedaviler kalp yetmezliğine işaret eden risk faktörlerine yöneliktir. Yani henüz kalp yetmezliği belirtileri ortaya çıkmadan belirtileri geciktirmek, hatta ortaya çıkmalarını engellemek amacıyla tedaviler uygulanır. Kalp yetmezliğinin son evrelerinde ise hastalığın belirtileri çoktan ortaya çıkmıştır. Hastanın yaşam kalitesini olumsuz şekilde etkilemeye başlamış olan bu belirtileri tedavi etmek ya da kontrol altına almak için kullanılan ilaçlarsa farklıdır. Hedef alınan iki ana belirti sırasıyla tıkanıklık ya da sıvı birikimi ve yorgunluk. Tıkanıklığı gidermek için diüretik ilaçlar kullanılır. Diüretik ilaçlar vücudun fazla sıvıdan kurtulmasına yardımcı olarak sıvı birikiminin ve tıkanıklığın yol açtığı belirtilerin önüne geçer. Örneğin bu ilaçlar sayesinde akciğerlerdeki fazla sıvı dışarı atılır ve nefes darlığı oluşması engellenir. Ayrıca vücudumuzda daha az sıvı olduğunda kan hacmi de düşer öyle değil mi? Bu damarlarda daha az kan olması anlamına gelir. Damarlarımızdaki kan miktarı arttıkça damarların daha çok esnemesi gerekir. Bu da kan basıncını arttırır. Sıvı miktarı azaldığında ise kan basıncı da düşeceği için kalp yetmezliğinin kötüleşmesinin önüne geçilebilir. Kullanılan diüretik çeşitlerinden biri aldosteron antagonistleridir. Adından da anlaşılacağı gibi bu ilacın aldosteron hormonunu bir şekilde engellemesi gerekiyor. Ama önce aldosteronun ne olduğuyla başlayalım işe. Aldosteron, vücudumuzun sodyum tutmasını sağlayan çok önemli bir hormondur. Sodyum tutmak demek aynı zamanda su tutmak anlamına da geliyor. Eğer aldosteron sodyum ve su tutmamızı sağlıyorsa, aldosteron engelleyicilerin etkisinin bunun tam tersi olması gerekir ve zaten aynen de böyle olur. Aldosteron antagonistleri fazla suyun atılmasına yardımcı olur. Özetlemek gerekirse, aldosteron antagonistleri vücudun fazla sudan kurtulmasını sağlayan diüretik ilaçlardır ve sıvı birikiminden kaynaklanan belirtilerin önüne geçebilirler. Yalnız bu ilaç diastolik kalp yetmezliğini yani kalbin yeteri kadar kanla dolmamasından kaynaklanan kalp yetmezliğini tedavi etmekte kullanılır. Bu ilacın adı da son derece açıklayıcı. Öyle değil mi? Kalsiyum kanallarını bloke ediyor. Kalsiyumun önemli bir rolü var. Kalsiyumun bu kanallara girmesi kasların kasılmasına sebep olur. Bu kaslardan biri damarların etrafındaki düz kaslardır. Eğer kalsiyum kanalı bloke edilirse bu kaslar kasılmaları için yeteri kadar uyarı almayacak ve daralmadıkları için de damarların genişlemesine, kan basıncının düşmesine ve kalbin kan pompalamasına yardımcı olacaklardır. İlacın etki ettiği bir başka kassa kalp kasıdır. Kalbin atmasına sebep olan da kalp kasının kasılmasıdır. İlaç tarafından bu kanallar bloke edildiğinde kalp kası da daha az kasılacağı için nabız düşer. Nabzın düşmesi de kalbe daha çok kan dolmasına ve dolayısıyla daha çok kanın pompalanmasına sebep olur. Bu durum diastolik kalp yetmezliğinin önüne geçip vücudun daha fazla kan almasını ve daha az yorulmasını sağlar. Son olarak bahsedeceğimiz ilaç digoksin. Artık çok sık kullanılmamasına rağmen nadiren de olsa bazı hastalara tavsiye ediliyor. Digoksinin iki temel etkisi var. Birincisi kalpteki kas kasılmalarını güçlendirerek kalbin daha iyi pompalamasını sağlar. İkincisi ise kalp atışlarını yavaşlatması. Bu yüzden kalp atışları kontrolsüzce hızlanan hastaların kalp atışlarını düzenlemek için kullanılır. A listemize bir de daha önceki videolarda bahsettiğimiz ACE inhibitörlerini ve beta blokerleri eklemek istiyorum. Kalp yetmezliğinin ilk evrelerinde kullanılan bu ilaçlar son evrelerde de kan basıncını düzenlemek için kullanılabilir. Görüşmek üzere.